Bütün izleyenlerimizi saygıyla selamlıyorum. Değerli arkadaşlarım, önceki videolarımızda demiştik ki Türkiye 2024 yılında 2 trilyondan fazla bir bütçe açığı verecek. Tahmini 2.6-2.7 trilyon civarında. Haliyle bu açığın sadece zamlar ve vergilerle kapanması enflasyonu yukarıya çeker. Enflasyon yukarıya gidince de haliyle kur da yukarıya gider ve bu bir sarmal yaratır dedik. Ve bunun için sürekli iktidara mutlaka tasarruf, tasarruf, tasarruf diye bizler de bu kanaldan baskı yaptık. Ve şimdi muhteşem bir paketle arkadaşlar enflasyon ve doların çok fena düşeceği bir durumla karşı karşıyayız. Şimdi değerli arkadaşlarım, açıklanan paketi basından gördünüz. Öyle dediğim gibi muhteşem bir paket değil. Ne yazık ki tasarrufun ne demek olduğu pek anlaşılamamış. Paketin içeriğine baktığınız zaman medyada mutlaka görmüşsünüzdür. Sabahtan akşama kadar anlatılıyor. İşte 3 yıl süreyle yeni araç satın alma ve kiralama yapılmaması, kanunla izin verilenler hariç araç kullanımının yasaklanması, ihtiyaç fazlası ekonomik taşıtların tasfiyesi, efendime söyleyeyim savunma ve güvenlik hariç kamuda personel servisi hizmetinin toplu taşıma olan yerlerde kaldırılması, yeni bina kiralamaması, bina alımı yapımının 3 yıl süreyle durdurulması. Ya Allah aşkına ya, kendinize gelin diyorum ya, kendinize gelin diyorum. Çünkü örnek veriyorum, Sayın Cumhurbaşkanı şu anki külliyeden Çankaya'ya taşınsa, Sayın Cumhurbaşkanı bütün uçaklarını satsa, bütün makam arabalarını satsak, acaba biz vatandaşı rahatlatacak o tasarrufu yapmış mı olacağız? Ya bakın, iktidarıyla muhalefetiyle tasarrufun ne olduğunun daha farkında değiliz biz. Nedir tasarruf? Ben size 3-4 dakikada 2 tane örnekle göstereceğim arkadaşlar. Bir ona bakalım. Ama bütün bunlara rağmen bakın, başlıkta haklıyım. Dolar çok fena düşecek. Nereye düşecek anlatacağım ben size. Neden düşeceğini de anlatacağım. Bir 4 dakika tasarruf nasıl olur ona bir bakalım. Anlatıyorum arkadaşlar. Değerli arkadaşlarım, tasarruf nasıl olur? Tasarruf demek elinizdeki kaynakları hovardaca harcamamak demek, kaptırmamak demek. Tasarruf bu. Ve yaptığınız tasarruf da bir ülke ekonomisini düşünecek olursak öyle işe yaramalı ki ülkedeki enflasyonu ve kuru aşağıya çekmeli ve böylece vatandaşların hayatına bir kolaylık sağlamalı. Peki tasarruf nerede olacak? Açıklanan paketteki maddelerde mi? Yoksa Türkiye'nin üretim modelinde mi? Bakın, ekonomi dediğimiz zaman reel sektörün iki tane dayandığı nokta var. Bir tarım, iki sanayi. Sizin tarım ve sanayinizde üretiminiz devam ederken ne kadar dolarınızı, euronuzu tarım ve sanayide üretim yapmak için dışarıya kaptırıyorsanız, dışarıya veriyorsanız, işte burada tasarruf değil, bir hovardalık, bir harcama vardır. Dolayısıyla halkın yaşantısına bir kolaylık sağlayacak esas tasarruf, tarım ve sanayideki yerli ve milli üretimden geçer. Bakın, tarımla ilgili tek örnek göstereceğim. Çok vaktinizi almayacağım. Türkiye Gıda ve İçecek Sanayi Dernekleri Federasyonu'nun sitesi. Girin siz de bakın. Hayvan yemi sektörü, bakın hayvan yeminden bahsediyorum, bilgisayar çipinden değil, bildiğiniz hayvan yemi. Eğer tasarruf yapılacaksa siz öyle A4 kağıdının önlü arkalı kullanılması, ışıkların LED'e geçirilmesi, makam arabası falan filan, iyi bunlar güzel hoş ama esas bakın tasarruf buralarda, kaynakları dışa harcamamaktan bahsediyorum ben. Hayvan yemine bakın arkadaşlar ya, bilgisayar çipi değil. 2024 3 aylık ne kadar ihracat? $378 milyon. İthalat ne kadar? $1.409 milyon. Dış ticaret dengesi ne kadar? 3 ayda $1 milyar eksi yazmışsınız. Ya hayvan yemini üretmekte ne var? Benim çocukluğumda İstanbul'un bir sürü ilçesinde bile yem fabrikaları vardı. Sen onları kapatır, üstüne rezidans yaparsan, bina yaparsan, AVM yaparsan, ondan sonra 3 ayda $1 milyar verirsin. O yüzden bakın, tarımın elden geçmesi lazım. Kalem kalem böyle bir sürü madde var. Bunların düzeltilmesi lazım. Ve sanayi için bir örnek verelim. Bakın TÜİK'in dış ticaret istatistiklerine bakın. Ne oluyor?
Ocak-Mart döneminde Rusya'dan ithalatımız var. Hadi diyelim ki o enerji mecbur. Türkiye'de doğal gaz, petrol çıkmıyor. Gerçi gabarda çıkıyormuş ama en azından bütün ülkenin tüketimine yaramıyor. Şimdi bakın, Rusya'yı sırasıyla 10 milyar 227 milyon dolarla Çin, 6 milyar 282 milyon dolarla Almanya, 4 milyar 632 milyon dolarla İtalya takip ediyor. Peki ben Allah aşkına söyleyin, Almanya'dan, İtalya'dan ne alıyorum? Sanayide kullandığım, üretim için kullandığım yarı mamuller alıyorum. Peki o zaman gerçek tasarruf demek sanayiyi yerli ve milli hale getirmektir. Ama bunu yapacak bir siyasi irade lazım, plan lazım. 20 yılı heba etmişsiniz. Bakın, tasarrufsa ilk önce zamanda tasarruf etmemiz, iyi kullanmamız lazım. Bu ülkenin 20 yılı boşa çıkmış gitmiş. 20 yılda hala siz yüksek teknoloji üretiminde ne kadarsınız? Yüksek teknolojide üretime hadi bakalım. Mart ayında imalat sanayinin ihracatı içindeki payı %3,3. İşte bakın 20 yıl nasıl gitmiş görüyorsunuz. Ve dönüp baktığımız zaman burada arkadaşlar 3,1 rakamını görüyoruz. Yani bu rakam yüksek teknoloji ürünler Ocak-Mart ayında %3,1'iymiş toplam ihracatın. Bu böyle kaldığı sürece sizin tasarruf yapmanız, yani kaynaklarınızı elinizde tutup halkı rahatlatmanız imkansızdır. Arkadaşlar, yani bu paketin gelme sebebi şu: dediğimiz gibi o kadar büyük bir baskı yapıldı ki haliyle vatandaş o kadar ağır bir enflasyonun altında kalıyor ki ve gelirler azalıyor ki, bakın işte biz de bir şeyler yapıyoruzun paketidir bu. Dolayısıyla bu Türkiye'nin kaynaklarını artırmak, o büyük delikleri kapatmak için yapılmış bir paket ne yazık ki değildir. Ha, elbette yani bir iyi niyet olarak bir adımdır. Onu takdir ederim. Ama derde derman olur mu dediğimde ne yazık ki dertlere derman olmaz. Neden olmaz? Bir, üst gelire vergi getirmiyorsunuz. Bakın bugün ithalatı patlatan, aslında enflasyonun düşmemesinin ana nedeni de o %10'luk kesimdir. Yaratılan gelirin %60'ını 70'ini hüpletiyor bu insanlar. Bunlara neden vergi getirmiyorsunuz? Bu vergiyi neden vatandaştan alıyorsunuz? Esnaftan, küçük işletmelerden alıyorsunuz? Diğeri, garantili ödemeler var, değil mi? Biliyoruz. Garanti ödeme yaptığınız insanlarla neden masaya oturmuyorsunuz? Bir diğeri, 2,2 trilyon vergiden vazgeçtiniz. Neden vazgeçtiniz bu 2,2 trilyonluk vergiden? Ve bakın, size işin finansal kesimiyle ilgili söyleyeyim. Hani tasarruf mu? Nasıl yapılır? Anlatalım ya. Siz 2018 yılında 70 milyar lira faiz ödüyordunuz. Şimdi 4 ayda 330 milyar lira ödüyorsunuz. Tefecilere faiz ödemeyin. Ben ödemiyorum diye değil, tefeciden sermaye almaya muhtaç kalmayın. Peki nasıl? Hukuka saygılı olun. Anayasa Mahkemesi Yargıtay'la birbirini yemeyecek. Eğer Anayasa Mahkemesi bu adamı tahliye edin dediyse, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi gereğini yapın dediyse, zıtlaşmayacaksınız. Kini, nefreti kalbinizden çıkartacaksınız. Ve böylece yabancı güveni, iç yatırımcı güveni artar. Tefeciye mecbur kalmazsınız. Yatırım için Türkiye'ye para girdiği zaman tefeciden borç almazsınız. Bakın, gördünüz mü bir kalem? Ve sadece faiz değil, aynı zamanda bizim ana sıkıntımız videoda anlattığım konudur. Dışa bağlı üretim modeliyle kaldığınız sürece bu iş olmaz. Bakın, tok yaptınız değil mi? Tok tok, elektrikli otomobil. Alkışlıyorum, çok güzel. Ama piyasada ucuz ucuz Çin malı elektrikli arabalar geziyor. İpini koparan Türkiye'de mal satıyor. Neden? Çünkü ithalat baronları var bu ülkede. İthalattan güzel para kazananlar var. Ve o ithalat baronları neden, nasıl bu izinleri alabiliyor da o Çin malı elektrikli arabalar burada tok dururken satılıyor? Arkadaşlar, elbette ki ithalat sıfırlansın demiyorum. Türkiye dünyaya entegre bir ülkedir. Ama ve lakin ben Çin'e daha kiraz satamıyorken, benim togum burada üretilmiş, burada devlete, vatandaşa yayılması gerekiyorken, bu yerli sanayiyi kalkındırmak gerekiyorken, ben Çin'e bir kiraz satamıyorken, Çin malı araçların burada gezmesi
şahsen benim milliyetçilik anlayışıma taban tabana zıt. Dolayısıyla bir tasarruftan bahsediyorsak burada yerli ve milli üretimi korumak gümrük duvarlarını dahi bu uğurda kaldırmak icap eder. Ya Trump ne yaptı arkadaşlar? Amerikan ekonomisinde bile geldiğinde dedi ki Amerika'da üreteceksiniz kardeşim dedi. Öyle bam güm gelip buraya mal satmak yok dedi. Biz neden bunu yapamıyoruz ya? Ondan sonra da tasarruftan bahsediyorsunuz. Geçin bu işleri ya. Ve tasarruf diyorsak bu ülkenin alın teriyle biriktirdiği rezervleri öyle dış politika maceralarında harcamayacaktınız. Suriye'de Emevi Camii'nde namaz kılıyorum deyip 100 milyar doları gömdünüz. 10 milyon tane Arap bizim başımızda duruyor şimdi. Ben Araplara kötülük yapalım demiyorum, kovalım demiyorum. Elbette ki onları sakın incitmeyin arkadaşlar. Bize yakışmaz. Biz hümanist insanlarız. Ama ve lakin burada üzerimizde 10 milyon göçmen yükü var. O zaman yapılması gereken nokta şudur. Bu insanları döverek atalım demiyorum. Bu insanlara bir şekilde geri dönüş şansı sağlayalım, ortamı sağlayalım, anlaşmalar yapalım ikili devletlerle, gönderelim tekrardan geriye, bunun tabanını oluşturalım. Dolayısıyla bu yükten kurtulalım ve belki de gelecekte gelmesi mümkün olabilecek yeni akımların önünü çekelim, kapatalım, rahatlatalım ülkeyi. Ve bakın dış politikada bunlara dikkat edelim diyoruz, kavgacı olmayalım diyoruz. İç siyasette barışa, huzura devam edelim diyoruz. Ve eğitim, hukuk, buralarda reformlar yapalım. Bize gerekli olan teknik liseler, meslek liseleri, buradan çıkan çocukların yüksek teknoloji üretebilecek mühendislere dönüşmesi ve sanayiye girmesi. Ama biz bunu yapmak yerine daha çok imam hatiplere, daha fazla öğretmen atamasını bu alanlara yaparsak ne olur arkadaşlar bu ülke? Bu ülke yüksek teknoloji üretemez. Az önce gösterdim %3. Bununla kasa dolmaz. O zaman bakın biz yılları çaldık. Yani biz dediğim hükümet 20 yıl boşa gitti. 20 yılın sonunda ihracatın içindeki yüksek teknoloji payı %3. Bu bir zaman israfı. Zamanda da tasarruf yapalım. Bunun için eğitimde reform, hukukta Anayasa Mahkemesi'ne saygı, dışarıya daha bir demokratik hukuk devleti imajı verelim ki bu yabancı sermaye de Türkiye'ye gelsin diyoruz. Arkadaşlar, Türkiye'nin sorunları büyük. Bu atılan paket iyi bir adımdır. Yine de ben kötü demiyorum. Ama bizim beklediğimiz ve gerçekten derde derman olacak paket bu değildir. Elbette ki destekliyoruz. Bunun genişletilmesi lazım. Yapısal reformların yapılması lazım. Ama bununla o kadar büyük delikler açılmış ki ekonomide, onları kapamamız çok zor. Ha, dolar. Evet, dolar düşer. Çok fena düşer. Ne kadar düşer biliyor musun? En fazla 30 liraya düşer. Çünkü bu paketi de satın alırlar. Bir şekilde yabancı raporlarında derler ki işte bakın kamuda tasarrufa gidiyor Türkler. Bir şekilde şunu da görüyorum ben. Yani şimdi bir program var. Ben hakkını da yemiyorum. Program çalışıyor. Nasıl çalışıyor? Emeklinin, İşçinin sırtında çalışıyor ama. Bak çalışıyor. CDS düşüyor. CDS düştükçe haliyle faiz oranımızın üstündeki risk primi azalıyor. CDS düşüyor. Neye düşüyor? Önceki videoda anlattım. Merkezin rezervleri çok hızlı toparlanıyor. Ama bedeli ben çekiyorum. Dolayısıyla bir paket açıklanıyorsa orada garanti ödemelerle, üst gelirle aslan payını alan arkadaşlardan da birazcık vergi alın. Bizi öyle rahatlatırsınız ve yapısal işler yapın anlattığımız budur tasarruf. Dolayısıyla arkadaşlar yolumuz uzun, doğru bir yoldadır hükümet, ben ona bir şey demiyorum ama eksiklikleri çok fazladır. O eksikliklerin de giderilmesi lazım diyoruz. Yani dostlar alışverişte görsün paketidir bu. Bu paket yani benim gibi uzmanları kandıramaz açıkçası. Çünkü nerelere sarfiyat yapılıyor, nerelerde delik var, nerelerin tıkanması lazım bizler çok iyi biliyoruz. Vatandaş olarak sizler de bunu biliyorsunuz. Diğer videolarda görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.